Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizinle çok sık karıştırılan bir kelimenin telaffuzunu ele alacağız. İngilizcede bu kelime record diye mi okunur, record diye mi okunur? Ne zaman record deriz, ne zaman record deriz ve bunu hangi kurala, neye göre yaparız? Şimdi bunu detaylarıyla açıklayacağız. Ben Hüseyin Demirtaş. Hadi başlayalım. Şimdi burada sizinle uluslararası fonetik alfabe ile yazılmış kelime telaffuzlarını paylaşıyorum. Bu kelimeyi bazen record bazen de record diye görebilirsiniz. Telaffuz farklılık gösterir bağlama türe göre. Şimdi kuralı nedir hemen ele alalım. Aslında çok basit bir kuralı var. İsim mi fiil mi? Kelimenin isim ve fiil haline göre o farklı. Bakın şimdi iki tanesini için cümle yazdım. Birinde bu kelimeyi isim olarak kullanıyoruz. Diğerinde ise fiil olarak kullanıyoruz. Telaffuza dikkat edelim. He has a criminal record record diye okudum. İkincisinde fiil olarak kullanılmış. I am recording a conversation. Bakın eğer bu kelime bir isim olarak kullanıldıysa cümlede buradaki gibi mesela sicil kaydı, suç kaydı anlamında onun bir suç kaydı, sicil kaydı var. Bu zaman bu şekilde olduğunda record diye okuyorum. Record. Eğer bir fiil olarak kullanacaksam record diye okuyorum. I'm recording a conversation. Yani isimse record, fiilse record şeklinde bu kelime telaffuz ediliyor. Yani bu farkı, bu detayı bilirseniz siz de doğru şekilde telaffuz edersiniz, karıştırmazsınız. Yoksa isim olan yerde fiil gibi okursanız, fiil olan yerde isim gibi okursanız iş karışmış olur, yanlış yapmış olursunuz. Bu ufak detayı ve şu cümleleri aklınızda tutarak ne yapabilirsiniz? Bu hatayı önleyebilirsiniz. Bunlar benim basit cümlelerim. Siz de ister bu cümleleri örnek olarak not edebilirsiniz. İsterseniz kendiniz daha ilginizi çekecek cümleler yazıp bunları aklınızda tutabilirsiniz. Evet şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bu ve benzeri detayları daha bilinçli şekilde İngilizce konuşma becerisini geliştirmek için Speaking Rehberi kitabımda bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine İngilizce öğrenmekle ilgili daha etkili, daha bilinçli adımlar atabilmek için gereken dersleri, yöntemleri, ipuçlarını ve detaylı anlatımları Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce kanalında bulabilirsiniz. Abone olun, dersleri izleyin, yorumlarda sorularınızı paylaşın. Mümkün olduğunca sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Tabii benim de vaktim sınırlı olduğu için herkese her zaman yetişmek mümkün olmuyor ama dediğim gibi gerek ben gerekse diğer arkadaşlarımız orada sorulara cevap veriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.